Unit Test ile Kodu Doğrulama Unit Test, bir sınıf veya metodu çağıran ve test altındaki kodun davranışının doğru olup olmadığını gösteren otomatikleşmiş kod yığınıdır. Bu derste şekildeki çözüm dosyasıyla çalışılacaktır. Book.cs dosyası içinde bulunan kod test edilecektir. Bu yüzden dosyaya çift tıklayın ve kod penceresini görüntüleyin. Bu dosyada iki metot göze çarpmaktadır. Bunlar UpdatePrizeByPerson'tla SaveView metotlarıdır. Test oluşturmak için Text menüsünden New Test komutuna tıklayın. Bu pencerede test sırasında kullanılacak dilin seçilmesi gerekmektedir. Add to Test Project alanından C Sharp dilini seçin ve Unit Test şablonuna tıklayın. Teste Book Unit Test adını verin ve OK düğmesine tıklayın. Gelen pencere yeni proje için bir isim yazılmasını istemektedir. Buraya bir isim verin ve OK düğmesine tıklayın. OK düğmesine tıkladıktan sonra Solution IDMs adında yeni bir klasör içinde birkaç test nesnesi ile birlikte oluşturuldu. Test kodunun ekleneceği sınıf burada bulunmaktadır. Unit testi sistemine bunun bir test sınıfı olduğunu sınıf üzerinde bu test class yazısıyla söylenmektedir. Daha sonra test koduna gidecek olan her bir metotta bu test method yazısıyla işaretlenmektedir. Bu şekilde unit test sistemi bu metodu bulabilecektir. Bir unit test eklemenin başka bir yolu da sihirbaz kullanımıdır. Test menüsünden New Test komutuna tıklayın. Daha sonra gelen pencerede Unit Test Wizard seçeneğine tıklayın. Ardından test etmek istenen sınıf seçilecektir. Book sınıfını test etmek üzere Save Book ve Update Price by Percent metotlarını test edilmek üzere seçin. Son olarak OK düğmesine tıklayın. Şimdi bu kısmı silip daha önceden oluşturulmuş kod yerleştirilecektir assets klasörü içindeki IncreasePriceTest.test dosyasını açın ve buradaki kod bloğunu az önce silinen kod bloğu yerine yapıştırın. Testleri isimlendirirken test edeceğiniz metodun ismini, test ettiğiniz senaryoyu ve beklenen davranışı kullanabilirsiniz. Bu yöntemle uzun bir isim oluşturulmakta fakat bu teste bakan herhangi bir geliştirici bu testin ne amaçla gerçekleştirildiğini kolayca anlayabilmektedir. Bu testle öncelikle Book sınıfını kullanarak bir B kitabı oluşturulmaktadır. Sonra updatePriceByPerson fonksiyonu test edilmek istenmektedir. Bu fonksiyonun bir değer girildiğinde fiyatı güncellenmesi gerekli. Bunun için ilk önce kitap için bir fiyat ayarlanmış ve daha sonra updatePriceByPerson fonksiyonu çağrılmıştır. Daha sonra test sınıflarından birisi olan assert sınıfı kullanılmıştır. Kitabın fiyatının belirlediğimiz gibi olup olmadığını görebilmek için bu sınıftaki areEqual metodu kullanılmıştır. Aracchio metodunda komutu yazarken öncelikle beklenen değer girilir ve daha sonra gerçek değer girilmektedir. Esert bunların eşit olup olmadıklarını karşılaştırıp bir sonuç döndürecektir. Testi başlatmak için Test menüsündeki Windows açılır listesinden Test List Editor komutuna tıklayın. Daha sonra projeyi derlemek için Build menüsünden Build Solution komutuna tıklayın. Bu işlem hem testi ve hem de normal projeyi derleyecektir. Ekranda iki test metodu görüntülenecektir. Buradaki az önce oluşturulan Update Price by Person testinin yanındaki seçim alanına işaret koyun ve daha sonra Run Check a Test düğmesine basın. Ekranın alt yarısında sonuçlar görüntülenmektedir. Test sonrasında programınız hatasız ya da test ettiğiniz tüm yerler doğru çalışıyorsa buradaki tüm ışıklar yeşil olarak görüntülenecektir. Şimdi bu CS dosyasını tekrar açın ve update price by Person metodundaki çarpma işlemini bölme ile değiştirin. Projeyi Ctrl Shift B tuş kombinasyonuyla hızlıca derleyin. Test koşullarını yenileyip testi tekrar çalıştırdığınızda hatta mesajını görebilirsiniz. Bu durumda son değişiklikleri kontrol ederek yapıyı bozan işlemi tespit edebilirsiniz. Az önce yapılan bölme işlemini tekrar çarpma olarak düzeltin. Book günü teste eklenmek istenen iki test daha bulunmaktadır. Savebook metodu beklenen şekilde çalışıp çalışmadığı incelenmek istenmektedir. Kitabı kaydetmek istediğimizde book sınıfında o anki güncel fiyat istenmektedir. Eğer sıfırdan küçükse negatif sayı girilemez mesajı döndürülmekte, 90'dan büyükse de 90'dan büyük fiyat girilemez mesajı döndürülmektedir. Testi yazarak negatif bir değer girildiğinde mesaj döndürülüp döndürülmediği kontrol edilecektir. Şimdi Assets klasöründe bulunan SaveBook 1.txt ve SaveBook 2.txt dosyalarındaki kodları Book Test sınıfına kopyalayın. Ardından Ctrl-Shift-B ile projeyi derleyin. Yeni eklenen kod bloğunda ilk olarak bir B kitabı oluşturulmuştur. Daha sonra negatif bir fiyat ayarlanmıştır. Ardından SaveBook metoduyla kitap kaydedilmeye çalışılmıştır. İkinci testte de aynı işlem yapılmıştır. Sadece kitap fiyatı olarak 80 değeri girilmiştir. Daha sonra test editörüne geçin. Burada iki yeni birim testinin listelendiğini görebilirsiniz. Bunların ikisini de işaretleyip testleri başlatın. Ekranın alt tarafında Update Price by Person testinin ve negatif değer girdiğimiz testin geçtiğini görebilirsiniz. İlk Savebook testi bir istisna oluşturmakta fakat ikincisi hiçbir istisna çıkarmamıştır. Çünkü ikinci testte 90'dan daha yüksek bir sayı girilmemiştir. Eğer bu değeri 90.01 ile değiştirip test editörüne gidip testleri tekrar başlatırsanız tüm ışıkların yeşil olduğunu görebilirsiniz. Büyük projelerde kod yazdıktan sonra bir unit testi oluşturulmalı, test etmek istenen durumları belirtmeli ve daha sonra kodunuzda bir değişiklik yaptığınızda testleri çalıştırmalısınız.